Felatun Bey ile Rakım Efendi, Ahmet Mithat Efendi. Şu sözleri hem söyleyerek hem giderek varacakları yere dahi vardılar. Lakin Rakım bir tiyatrocu karıda ağlamak istediği zaman ağlayabilmek mahareti dahi olduğunu bilirdi. Vardıkları yer C oteliydi ki bu otelde herkese yaşayamayarak oraya kesesine güvenenler gidebilir. Zira orada bir sütlü kahve 5 frank yani 25 kuruştur. Hele orada kuruşun ismi malum değildir ya. Gide gide bir daire mahsusaya girdiler ki yan yana iki oda bir de küçük salondan ibarettir. Felatunu divane eden matmazel Fransız iş ve bazlarına mahsus olan tavırla sıçrayarak geldi. Boynuna sarıldı öptü. Je te présente mu sana takdim ederim benim nokta nokta diye Felatun rakımı takdim etmek istemişti. Pas besoin. Je ne suis pas un insebil. On conçoit tout de suite que monsieur est un de tes amis. Lüzum yok. Ben eşek değilim ya. Herhal anlaşılabilir ki bu efendiye senin dostlarından biridir diye mukabele eyledi. Bunun üzerine Rakım Je l'honore ma in, iftihar ederim ki benim diye alafrangadan olduğu üzere sizinle müşerref olduğuma iftihar ederim. Yollu bir söz söylemek istemiş idiyse de karı ona dahi meydan bırakmayarak Asse monsieur esse ici entre jeune gen on ne fait pas bestise la on tutua Elverir efendim, elverir. Burada gençler meyyanında bu hayvanlıkları etmezler. Burada doğrudan doğruya senli benli konuşurlar. Diğer akımın dahi layık olduğu mukabeleyi etmişti. Felatun rakıma, görüyorsun ya birader, ne serbesttir. Hiç böyle bir karı insanı sıkar mı? Efendim nedir o seramoniler? Fasonlar, yani usulü tekellüfat rakım, öyle efendim öyle. Allah için pek latif. Bu muhaberenin bundan sonrası hep Fransızca olarak cereyan eylemiştir. Karı, hey bana bak Felatun. Bir dostu buraya getirirler de hiç bir şey ikram etmezler mi? Felatun, gerçek be. iyi söyledin Polini. Karının adını Polini'ymiş. Polini bir şampanya filan. Rakım, hayır dostum. Ben o kadar işret erbabı değilim. Bir kahve içerim. Polini, o ne hayvanlık. Bu müşafehenin sureti cereyanı erbabı mütalaaya belki gayal rip gelirse de alafranga alemini gezmiş tozmuş olanlar teslim ederler ki müşafehenin sureti tasvirinde asla mübalağa etmiyoruz. Fransız aşüftegahının en iş ve bazane muhabbeti böyle olur. Hele tiyatro mallarının. Rakım Polini'ye cevaben hakkınız var dostum. Lakin ben Bonviver adı iradıyla yaşayan değilim. İşimle gücümle yaşarım. Şimdi buradan çıkınca yine işime gideceğim. Polini demek oluyor ki uvriye amelesin. Felatun evet kalemle işler ameledir. Polini bravo gazeteci misin efendi? Rakım her şey. Ufak tefek roman yapar, tiyatro yapar, gazete yazar bir ameleyi. Polini ne ala demek oluyor ki adeta bizden. Yen, yani sanayi nefise erbabı. ''Felatun şairdir de. Rakım estağfurullah. Polini elbette öyle olacak. Öyle ama efendi birkaç şampanyacık senin gibi fikir adamlarının fikrini kızdırır. Felatuna bizim aşk erbabını dahi aşkını kızdırır. Öyle değil mi maymun, şebek, tavşan?'' Felatun yılışarak ''Vallahi bence öyle. Rakım herkes fikrini serbestçe söyleyecek mi?'' ''Polini şüphesiz. Rakım öyleyse bence öyle değil.'' Şarapla kızışan efkar şairiyeti nereme sokayım? Şarapla kızışan aşk, muhabbet ne işe yarar? Polini, olala, bu efendi salt feylesofmuş ya. Felatun adını buna vermeliydi. Felatuna, ey suda haşlanmış sümsük indi. Bak bu efendi senin gibi değil. Sana dünyada kaç şey lazımdı? Hani diyordun şarap karı bir de mızıka değil mi? Felatun bana bu fikri senin aşkın verdi. Polini hele bak şu sarı tahta ehlesine hala yerinden kımıldanmayacağını istemiyor. İşte misafirin geldi. Şimdi gidip Felatun ha pardon bu çıngırağın ipini de henüz yapmadılar ki şimdi ta apartman daire kapısına kadar gidip büyük çıngırağı çekmeli diye çıkar. Polini efendi sana memnuniyetlerimi arz ederim yalnız bir eksik var muharrir kısmı biraz serbest olur. Sense benden ziyade mahcup bulunuyorsun. Rakım her şeyde mutavassıt bulunmak iyi değil midir? Polini, bizim bu ıstakoz felatun pek yılışık şey. Ne dümeni var ne pusulası. Okyanusu muhabbette yolunu şaşırmış. Çalkanıp gidiyor. Anlıyorsun ya yine tırmanmalı. Severim de külhaniyi be. Felatun emirlerini vermiş, işini bitirmiş gelir. Bir ala çay ısmarladım. Rom da beraber canı isteyen. Polini gördün mü bir kere? İşte ömründe bir dirayet sari ettinse o da budur. Canı isteyen punç eder. Canı isteyen çay içer. Gün cümlece oturup punçlarını içtiler. Dereden tepeden bin lakırdı söylenip felatun bey ez cümleye şöyle bir yaşayış. Bir Alaturk aleminde mümkün olamayacağını Dermeyan'la Alafranga aleminin nice akıllara gelmedik hasenatından dem vururdu. Mesela derdi ki neye yarar o Türk karısı ki tavrından azametinden geçilmez. Güya nim handesiyle insanı ihya edecekmiş gibi. Bunu dahi ketm ve imsak ederek çehresinden düşen bin parça olur. Hanıma kendini yarandırmak mümkün olamaz. Nazı çekilmez. Şakası lezzetsiz. Bilirsin ya a kardeş bilirsin ya. Ama bir cari al. Artık bizim gibi serbest. Hür adamlar bir esirden ne lezzet alabilir? Kim bilir gönlü kimdedir? Esirin olduğu için sana raham olmaya mecburdur. Rakım bu sözleri işittikçe Felatun'un almış olduğu fikre nasıl şaka şaşacağını dahi bilemedi. O dahi zihninde bir Osmanlı hanımın vakar ve azameti yerinde olduğu halde insana izaka eylediği lezaiz Mukabilinde şu Fransız'ın kahrını çekmekte ne hikmet olduğunu düşünür ve bir adam bu karıdan işittiği hakaret amiz sözleri başka birinden işitse kafasını kıracağı derken buna niçin katlanmaya mecbur olduğunu bulamazdı. Hele felatun bahsi esirden açınca az kalmıştı ki rakın bir kahkaha koparsın ama hazırlanmış olan kahkayı yine men ederek ey şaşkın esirde yürek yok mudur? Beş on kuruşa bir kızın hürriyetini satın almak işten bile değildir. Onun yüreğini satın al da. Bak sana ne kadar yar olur. Ah benim canancığım, zavallı kızcağız diye kendi içinden pazarlığını kurarak zahiren felatuna şakkı şefe etmemişti. Elhasıl bir saatten ziyade müddet bu alafranga aşık aşıkanın yanında kalıp badehu kalktı. İkisini de veda ederek kapıdan çıktıysa da felatunun resmi teşyii dahi icradan geri durmadı. Otolun büyük salonuna vardıklarında Felatun Rakım'ın fikrini anlamak için Felatun Ey nasıl buldun bizimkini bakayım. Rakım Ala Tebessümle hiç olmazsa insanın üstüne başına mayonez dökmüyor ya. Felatun bırak Allah'ın seversen şu eşek İngilizleri. Ayda 4 lira için seni de onların karnını çektiğine şaşarım. Rakım ne yapalım birader para lazım. Felatun aman bu oğlanın paraya olan aşkından mı aman gel be. Gel sana ayda 4 lirayı ben vereyim. Rakım teşekkür ederim birader. Benim yaşayışım pekaladır. <laughs> Felatun kibrine dokunmasın. Vallahi gerçek söylüyorum. Sanki sana ayda 4 İngiliz lirası vermeye mi kudretim yok mudur? Rakım estağfurullah birader. Sana öyle lakırdı söyleyen var mı? Liza, lakin ben Ziklas familyasına memnun olduğumu için söylüyorum. Felatun şu havuç gibi İngiliz kızlarından ne lezzet alıyorsun? Ulan vallahi yaşamanın yolunu bilmezsin be. Kudretin de yok değildir. Bir ayağın da daima beyolunda. Şöyle haline göre bir apartmanın olsa da mini mini bir metrescik edinmiş olsan fena mı olur? Rakım aklına derhal Josefino gelmiş idiyse de o bapta ağzına harfi vahit almak ketmi raz kaidesine mugayir düşeceğinden iyi olur. Ama birader ben kendim için değil. Hala sizin için bile israfın bu derecesini hayırlı görmüyorum. Felatun müstehzi yani. Ne israf mı? Pir ol be. Sen felatunu o kadar eşek mi zannediyorsun? Hesap edecek olsam şu üç ay zarfında kazandığım sırf sarf ettiğimden ziyade olmazsa bile başa baş gelir. Rakım memnuniyetle bak öyleyse söyleyecek söz bulamam. Bu yaşayış kazan şiirse aladır de kardeşim. Bir adam kazandığı kadar yaşayabilir. Elbette hem şiireniz de rahattadır. <laughs> Zira birinci derecede düşünülecek şey malum ya. Felatun bizim feylesof rakım yine hikmetlenden vurmaya başladı. Müsteri ol birader müsteri ol kazancım yolunda ve talim pek müsaittir. Rakım ne yola süluk ettiniz bakalım. Ticaret falan mı? Felatun bizim gibi adamların ticareti nasıl olur bilmez misin? Rakım ne bileyim ben. Felatun akşam oldu mu cebine 40-50 koyarsın. Oyun salonuna gidersin. <laughs> rakım abuz bir çehreyle vay. Felatun dur ama acele etme. Başlarsın oynamaya. Eğer zar işlerse 40-50 liracık büyür. Kalkarsın. <laughs> Rakım oynamaya başlayalı mutlaka ancak bir ay kadar olmuştur. Felatun neden bildin? Rakım çünkü böyle zarar etmeye başlayınca kalkmak ve 40-50 liracık büyüdükten sonra yine kalkmak henüz bir aylık kumarbazların ihtiyatıdır. Birkaç ay sonra eskilikçe bu ihtiyat kalkar. Felatun senin sen benim için korkma. Rakım ben sizin için korkmam. Çünkü kumarda sizi esir almazlar. R Ayda 15-20 bin kuruşluk irat için korkarım. Siz pek alabilirsiniz ki 20-30 bin lira birkaç ay içinde kumara verilebilir servetlerdendir. Felatun ey artık bana dersi hikmet mi vereceksin? Rakım hayır şimdilik adiyo. Felatun adiyo monşer. Size taaccüp edecek bir şey söyleyelim mi? Bu iki refik ikisi birbirinden ayrıldıktan sonra İkisi dahi birbirinin aleyhine bir sui fikirle ayrılırlar. Felatun Rakım için kendisinde bu servet yok. Böyle bir metresle C hoteli gibi hotelde ömür sürdüğü yok da kıskandığından böyle söylüyor. Eğer onun da elinde 15 bin lira bulunsa o zaman benim yaşayışım tam insanca kibarca yaşayış olduğunu teslim ederdi demiş ve Rakım dahi Felatun için Kendisi Ziklas hanesinden kovuldu ya. Şimdi ayda 4 lirayı kendisi vermek üzere beni de oradan mahrum etmek istiyor. Kaça alırım ben böyle 4 liraları? Kendim kazanamıyor muyum? Bir miras yedinin gayrimüstakar servetine ancak dal kavuklar itibar eder. Varsın beyim yaşasın. Biz bunların çoğunu gördük, çoğunu da işittik ki, işittiklerimizden dahi gördüklerimiz kadar ibret aldık." demişti. Siz bu iki fikrin hangisini tasvip edersiniz? Hele biz rakımı tasvip ederiz. Zira miras yedinin ve hususiyle Felatun Bey tavrında bulunan miras yedinin serveti, serveti gayri müstakarre olduğu bin kadar tecriple sureti subuta varmış bir hakikattir. İşte mevsimi bahara kadar güzel an etmiş olan ahvali müteferrika şunlardan ibaretti ki zikrettik, bitirdik. Yedinci bab. Hasılı mevsim bahar. Ferah bahşayı kulubu sigaru kibar oldu. Bu mevsimin bizce hikayeye şayan olan ilk vakası rakımın icra eylediği bir kağıthane alemidir. Şöyle ki. Yine haftanın ders günlerinden birisinde rakım hala ve fakat halisane ve dostane bir suretle devam etmekte olduğu Josefino'yu ziyarete gitmişti. Bugünkü sohbet kağıthane mesilesi hakkındaydı. Josefino geçen günler nokta nokta beyin haremi takımı ile kağıthaneye gitmişlerse de pazar gününe müsadif olduğundan arabalar içinde mahpus kalınıp kıra çıkıldığına göre kır görülmediğini ve araba etrafında hırsız gibi dolaşmakta bulunan Zen Perestan'la Herkes eğlenmişse de kendisi bunların hiçbir zevkini çıkaramadığını söyledi. <laughs> Rakım Kağıthane vakıa dünyanın en güzel yerlerinden birisidir. Lakin oranın zevki cuma ve pazar günleri çıkmaz. Oraya başka türlü gidilir. Josefino nasıl gidilir? Rakım gider misin? Josefino yalnız mı gideceğim? Rakım yok benimle beraber. Josefino sevinerek seninle mi? Elbet giderim. Hem pek ziyade eğleneceğimizi de teslim ederim. Rakım Canan'ı da alırız. İstersen Dadık Alfa'yı da. Josefino vallahi pekala olur. Rakım bir salı yahut çarşamba günü gideriz. O güzel sahralar çayırlar tenhadır. Bize her güzelliklerini arz ederler. Başka günlerse oraları at ve araba panayırına döner. Josefino aman ne kadar safa ederiz. Rakım hem kağıthaneye böyle bizim gibi gidenler yiyeceklerini, içeceklerini de beraber götürüp öyle eğlenirler. Josefino gayet mahzuniyetle. Gördün mü bir kere eğlencenin asıl ala turkasını? İşte insanın kıra, sahraya çıktığına dahi değer. Rakım, karar verdimse söyle de ben de tedarikata bakayım. Josefino ne gün gidilecekse yalnız akşamdan bana bir haber uçurt ki Ertesi sabah için ben de başka bir işe başlamayayım. Rakım baş üstüne. Josefino <laughs> yanında şu karar verildikten ve rakım gidip derslerini dahi verdikten sonra gece saat 3'te mahalli hanesine avdet eyledi. Kendisini artık kim istikbal eder? Elbet Canan. Hem artık rakım kendisini Canan'ın istikbal eylediğine darılmıyor da Dadı Kalfa ise rakımın bu darılmayışına ziyadesiyle memnun oluyor. Lakin şurasını layıkıyla biliniz ki bundan mukaddem canana müşteri zuhuru meselesinden dolayı kızcağızın arzı ve izharı hal edişi olsa olsa rakım huzurundaki şenliğini, şetaretini biraz daha artırmaya medar olabilmişti. Yoksa aralarındaki halisane muhabbet sırrına sırma gümüşü gibi safi olarak Devam edip Paris'ten bunları birisi görecek olsa kendilerini adeta kardeş, kız kardeş zannederdi. Tadı kalfaya dahi henüz yatmamış olduğu cihetle üçü birden salonda oturdular. Canan efendisine hem de canı gibi sevdiği efendisine bir kahve pişirip getirdi. Rakım kahveyi içerken, Rakım, dadı, niçin aralıkta bir gezmeye gitmezsiniz? Fedai'ye gidiyoruz ya işte evladım. Rakım, nereye gittiğiniz var ya, Fedai Canan nereye isterse gidiyoruz. Canan Fedai hakkında muhabbeti mahsusa ima eder bir tavırla. Dadı kalfa beni her yere götürüyor efendim. Rakım nereye götürüyor bakayım? Canan Salı Pazarına. Rakım Salı Pazarı işte kapımızın önüdür. Fedayı top haneye kadar bile gidiyoruz efendim. Rakım yok adadıcığım. Şöyle seyir yerine. Mesela ıhlamura filan. Fedayı oraya geçen yaz götürmüştüm ama Canan öyle yerleri sevmedi. Rakım belki şimdi sever. Rakım Canan oraları fena efendim. Kadınlar, erkekler çok fena. İnsan rahatsız oluyor. Efimiz daha iyi. Fedayı bir kere de küçük çiftliğe götürmüştüm. O gün günün gayrı olduğu için tenhaydı da güzel eğlenmiştik. Canan sahi dadı kalfacığım o gün ne kadar eğlenmiştik kırlar ne güzeldi. Ağaçlar o havuz aman ne kadar güzeldi. Rakım kız sevindikçe memnun olarak iyi ya yine gitmeli değil mi? Fedayı yaz gelsin de yine gideriz. Ben kızımı Canan'ımı sıkmak istemem. Rakım bilmez miyim adadıcığım? Canan dadı kalfacığım beni kızı gibi sever. Ben de onu validem gibi severim diye koşup fedainin o sadık, o merhametli, o kadın fedainin boynuna sarılıp öpmeye başlar. Rakım bu temaşadan tarifi kabil olamayacak kadar mütelezziz olup yok ama benim dadıcığım böyle karşımda öpmeyeceksin. Ben adeta kıskanırım Dayı diye o dahi kalkar. Kendisini dadısının kucağına atıp öpmeye başlar. Bir çare fedayı bir kucağında canan birisinde rakım kendisini kucaklamakta olduklarını görünce gözlerinden yaş boşanarak Fedai, ah hanımcığım, iki gözümün nuru hanımcığım, mezarından bizim şu halimizi görüyor musun? Rakım gözleri dolarak, işte dadıcığım, seni anamız yerine koyduk. Anacığımın yanakları çürümüşse senin yanakların hamdolsun sağ salim. Bu lakırdı Canan'ın dahi dikkatini mucip olarak fakat temaşaya, temaşayı mezkür çok sürmeyip yine herkes yerli yerine geldiler. Badehu. Rakım. Ey dadıcığım bizi, bizi önümüzdeki çarşamba günü kağıthaneye götürür müsün? Fedai seni de mi? Rakım isterim ya. Canan sevincinden çıldırasıya. Siz de mi bizimle beraber gideceksiniz efendim? Rakım hay hay. Canan öyle ama kalabalıkta siz bizimle beraber oturamazsınız ki. <laughs> Rakım çarşamba günü orada kimse yoktur. Koca çayırlarda biz yalnız kalacağız. Canan daha ziyade sevinerek. Ya öyle mi? Aman canım. Dadıcığım. Bizi götür Fedai. Götürürüm kızım. Niçin götürmeyeyim Rakım? Hatta ustan Josefino dahi gelecek. Canan nihayetsiz sevinerek. Öyle mi? Aman ya yarabbim dadık kalfacığım. O Josefino dahi gelecekmiş. Fedai daha ya işte. Biz hep biz bizeyiz demek. Rakım çarşamba günü sabahleyin erkenden gideceğiz. Ama pek erken bu. Fedai Josefino o kadar erken gelebilir mi? Rakım Josefino daha akşamdan buraya gelip gece burada kalacak. Fedai siz öyle mi karar verdiniz? Rakım hayır biz değil. Ben kendim öyle karar verdim. Josefino ile söylediğimiz söz yalnız bir gün birlikte kağıthaneye gitmekten ibarettir. Fedai iyi ama beyim burada biz Josefino'yu nerede yatırırız? Rakım ben onun yolunu buldum da onun için karar verdim. Sen beni bir gece odama misafir alırsın. Josefino benim odamda yatar. Canan dahi kendi odasında yatar. Fedai sen bilirsin oğul. Rakım yok dadıcığım sen bilirsin. İşte yatak içinse Veda'yı niçin münasip olmasın? İşte yatak için çare bulduk ya. Artık bu gece Canan'ın sevincini mümkün değil tarif edemeyiz. Bir çare kızcağız. Dıdı kalfa ile efendisinin kendisine evlat gibi, kardeş gibi, her ne gibi olursa olsun gösterdikleri muhabbete mi sevinsin? Çarşamba günü kağıthaneye gidilecek. Ona mı sevinsin? Josefino beraber gidecek. Ona mı memnun olsun? Bahusus Josefino bir gece kendi annelerinde yatacak. Ona mı çıldırsın? Zira Josefino Canan'ı ne kadar severdiyse Canan dahi Josefino'yu o kadar severdi. Kahveyi içtikten ve verilecek kararı verdikten sonra rakım yazacak bir miktar yazısı olduğundan bahisle odasına çekildi. Dadı Kalfa dahi uykusu geldiğinden bahisle yatağına girdi. Canan ne yapsın? Uykusu yok ki yatsın. Zihni yerinde değil ki. Sevincinden vakit yok ki. Gitsin o da bir kitap filan okusun. O da kalktı. Efendisinin yanına gidip karşısında oturdu. Rakım yazı yazar o dahi önüne tütün tenekesini almış. Efendisi için hazır sigara yapardı. Rakım niçin yapmıyorsun Canan? Canan uykum yok efendim. Sizi rahatsız ediyorsam odama gideyim de orada sigaraları yapayım. Rakım bir tatlı sıtma kırgınlıkları hissederek Yok kuzum yok. Hiç sen bana sıkıntı verir misin? Hiç sen beni rahatsız eder misin? Canan ben sizi rahatsız etmez miyim efendim? Rakım etmezsin ya. Ben seni ne kadar görsem göre göre doyamam. Şayet sen rahatsız olursan diye söyledim. Canan müteşekkirane gözlerini semaya dikerek ne saadet. Kızın şu hal ve tavrı Rakım'ın hissiyatına bir kat daha vüsat vererek. Rakım Canan. Canan efendim. Rakım bir şey yok. Canan bir şey söyleyecektiniz ama efendim siz bilirsiniz. Rakım kalemi elinden bırakıp diyecektim ki Canan. Canan efendim. Rakım benim seni sevdiğimi bilir misin kuzum Canan? Canan nasıl bilmem efendim bilirim ya. Hem siz kendiniz söylemediniz mi? Seni hemşirem gibi severim demediniz mi? <laughs> Rakım ayağa kalkarak of Canan of. Ben seni hemşirem gibi sevmiyorum. Canan gibi seviyorum. Canan gayet latif bir pembelik çehresini ta memeleri üzerine kadar istila ederek malınız değil miyim efendim? Rakım hiddetle öyle deme be. Sen kimsenin malı değilsin. Kendi kendine sahipsin. Of kuzum Canan Allah aşkına sen de beni seviyor musun? Doğru söyle. Canan o dahi ayağa kalkmış bulunduğundan efendisine ona o efendisine yaklaşıp biri biriyle kucaklaşarak nasıl söyleyeyim a ha efendiciğim halimi bilmiyor gibi söylüyorsunuz. Rakım of a Canan sen benim halimi bilmiyor gibi söylüyorsun. Beni seviyorsan seni seviyorum de. Ağzından bu lakırdının çıktığını kulağın işitsin. Bu lakırdı beni ihya eder. Alemde bana en lezzetli söz bu sözdür. Canan seviyorum efendiciğim. Vallahi seviyorum. Ah ben sizi sevmez de ne yaparım? Nasıl sevmemezlik edebilirim? Sevmemek elimde mi? Kızın bu sözleri söylemesi değil. Söylerken gösterdiği tavru aşikane rakımın hissiyatını tevsi ettikçe ederek adeta aşkın müntehasında olan cinnet, daha aşkının mukaddimesinde baş göstermişçesine bir hal ile rakım, ah cananım, cananım, beni sevdiğine vallahi gönlüm inanmıyor. Lakin sabah kadar bana bu sözü söylesen dinleyeceğim. Rakımın sözleri cananı dahi eritmek derecesinde müteessir ederek kız zaten kollar arasında bulunan efendisinin gözleri üzerine ateş gibi hararetli dudaklarıyla bir buse bıraktı. Rakım, dahi mukabeleten bir Buse almaya davrandıysa da yine o anda bir ürkeklik göstererek Rakım, Canan ah Canan seni vallahi kendimden kıskanıyorum aman yarabbi çıldıracak mıyım ne olacağım Bakıa Rakım çıldıracak mıydı ne olacaktı anlaşılmayacak bir hale geldi. O kadar ki Canan dahi korkarak nasılsa efendisini kanepe üzerine oturtup kendisi dahi yanı başında oturdu. Aradan bir müddet sukut ile geçip yalnız ikisi birbirinin yüzüne bak bakarlardı. ikizinin dahi yürekleri taş gibi kaskat kesilmiş olduğundan tıkanıp boğulacaklar zannolunurdu. Bu aralık Rakım'ın aklına Felatun'un Üsera hakkındaki reyi gelip ancak uzun uza diye muhakemata zihninde kuvvet kalmamış olduğundan haydi oradan hey çılgın sen alemin lezzeti nerede olduğunu ha nasıl istifade edilebileceğini ne bilirsin. Var bir çapkın tiyatrocu kız yanında kendini esirmişsin gibi ömür sür diye o hatırayı derhal def etmiştir. Koca rakım kanepe üzerinde Canan'ın yüzüne baka baka bir iki saatten sonra daldı gitti. Canan bir aralık kendisini yatağa kaldırmak istemişti. Ancak tamam henüz dalabildiği halde uyandırmayı bir türlü kıyamadığından ve kanepe üzeri dahi oldukça rahat edilebilecek yer olduğundan bu kere dahi kendisi bir müddet efendisi, kardeşi, aşkı, aşıkı, muhibbi artık hatıra ne gelirse osu olan zatın yüzünü doya doya veyahut doyamaya doyamaya temaca ederek Badehu o da kalktı yüreğinde bin hissiyat dolu olduğu halde yatağına gitti ertesi sabah rakım gözlerini açtıkça kendisini, kanepe üzerinde ve cananı karşısında buldu. Kızın vakar ve temkininde asla bir tebedül yok. Koca Canan hala o Canan. Hala o temkin, hala o vakar. Ne zannettiniz ya? Rica ederiz. Canan'ı öyle bir yılışık aşifte zannetmeyiniz. Canan sapına kadar kadın, afif, edip, terbiyeli, nazik, fatin bir kızdır. Şu kadar ki Dadı Kalfa Rakım'ın yanına geldiği zaman pek güleç bir yüzle gelmiş olduğundan Rakım geceki maceradan Dadı'nın haberi olmuş idiğini anlamıştı. Evet Dadı'nın haber olmuştur. Lakin zannetmeyiniz Dadı Kalfa bunları gözlemiş yahut dinlemiş. Hayır efendim hayır Dadı Kalfa böyle bir alçaklığı kabul eder karı değildir. Canan kendisi haber verdi. Zira dünyada Canan'ın validesi, sırdaşı her şey Dadı Kalfa'ydı. Efendisiyle olan maceraların hepsini Dadı Kalfa'ya haber verip Efendisi mukabilinde ne hal ve harekete bulunacağına dair mezbureden aldığı talimata harf be harf riayet ederdi. Zaten Rakım'ı bu kadar deli divane edecek de terbiye ve tavrın menşei neydi ya? Dadı Kalfa, elinde büyütmüş olduğu çocuğun her halini, her ahlakını layıkıyla bildiği cihetle canan için öyle bir sureti hareket tayin ederdi ki Rakım kızı hiç sevmeyecek olsa bile çarma, çarma, çarma çar sevmeye mecbur olacaktı. Vakıa Rakım geceki vakıadan Dadı Kalfa'nın haberi olmuş idiğini anladı. Ama Dadı Kalfa ona dair harfi vahit söylemedi ki Rakım dahi bir şeyi söyleyebilsin. Yalnız o gün pazartesi olup eğer kağıt haneye gidilecekse daha o günden tedarikata bakılmak lazım geldiğini ihtar etmiş olduğundan rakım dahi tasdik eylemekle dadık alfa işine gitti. <laughs> o gün rakım yine işleriyle meşgul olarak akşam hanesine avdet et, eylediği zaman dahi bazı tercüme işleriyle ziyadece iştigal ederek bir gece evvelki iltihap gibi at, bir ateşe kendisini bütün bütün kaptırmadan geceyi geçirebildi. Ertesi salı günü Josefino'nun geleceği akşamın günü olduğundan rakım kendisince ba dahi bazı tedarikatı gördükten ve işlerine taalluku olan mahallelere mahallere başvurduktan sonra saat 9 mahalleri Beyoğlu'na gidip Josefino'yu hanesinde buldu. Çünkü Josefino yalnız ders günleri şakirtlerine gidip ders günü olmayan günlerse hanesinden dışarı çıkmazdı. Rakım Bonjour dostum. Josefino. Bonjour Rakım. Rakım haydi bakalım. Josefino nereye? Rakım bize. Kağıthaneye gitmeyecek miydik ya? Josefino ey kağıthaneye sizden mi gidilir? Rakım bu akşamı bizde geçireceğiz. Bizde kalacağız. Yarın sabah erkenden hatta güneş doğmadan evvel deniz üzerinde bulunacağız. Bir şey olduktan sonra bari tamam olsun. Tulu ve grubu görmeyince ne? tamam kalmaz mı? Mevsim tamam her ikisini görmeye müsait. Josefino, ''Vallahi fena değil. Ama senin beni yatıracak yerin yoktur.'' Adeli çocuk, ''Rakım, canım senin ne ne lazım? Ben her şeyi hazırladım.'' Josefino, ''Pekala pekala. Sen biraz otur. Ben kalkıp giyineyim.'' Josefino kalktı. Bir diğer odaya gidip giyinmeye başladı. Rakım ise piyanoyu bilir bilmez tıngırdatıp Josefino tamam giyindikten sonra kalktılar. Posta sokağından aşağı postane başına gidip inip Badehu Tophane Caddesi tarihiyle yavaş yavaş salı pazarına vardılar. Karpı'dan içeriye girdikleri zaman Canan, Josefino'yu görünce kollarını açarak üzerine koştu. Öpüştüler. Josefino, Dadı Kalfa ile dahi merhabalaşıp Rakım, Josefino ve Canan salonda oturdular. Dadı Kalfa ise levazım mı Tehye ile meşgul olurdu. Saat 11'e vardıkta Canan, o zamana kadar Rakım'ın hanesinde ilk defa olmak üzere rakı takımını salondaki konsolun üzerine koydu. Rakım ilk kadehi Josefino takdime eylediği zaman karı yine İstanbul'un rakısı alemde en sevilecek işaretlerden, işaretlerden olduğuna ve kendisinin buna şaraptan ziyade meyli ve rağbeti bulunduğuna dair bir hayli söz söyleyip ahzunu şeyledi. Rakım dahi Josefino'ya peyrev olurdu. Bunlar müdaveleye başladıkları esnada Canan piyano başına geçip en alabildiği bildiği havaları kemali maharetle çalmaya başladı. Rakım o zamana kadar Canan'ın eni konu piyano çaldığına tes tesadüf etmemiş olduğu cihetle bu sanattaki maharetini pek ziyade buldu. Hatta Rakım Canan'ın eni konu Fransızca söylediğini dahi ders verdiği sırada anlayamamışken bu akşam kızın Josefino ile mükalemesinde gösterdiği mümareseye dahi şaşırdı ya. Kızın piyanosu bir müddet dinlendikten sonra Josefino'nun dahi neşesi artmış. Bulunmakla bu kere çalgı başına kendisi geçti. Aman ya Rabbi. Bu akşam karının piyanoda gösterdiği mahareti muhayyirul ukuldü. insan hesap edecek olsa iki ellerinde on parmağı olan bir adamın bir anda 80 100 kadar sağdaya dokunabilmesine ihtimal veremediği halde karı bu ihtimali icra eylediğinden güya dört eli olup da beherinde dahi onar parma bulunduğu zannolunmak istenilirdi. Kocacanın sanki 40 yıldan beri sarhoş meclisinde sakili edermiş gibi meclisi işretin dahi usulünde ispatı vukuf ederek sakilik hizmetinde kuzur etmezdi. Josephine onun birkaç damladan ibaret gıdasını daima piyanosu yanına götürür ve bu hizmeti efendisine dahi eda eder ve efendisiyle Canan elinden aldığı badeyi adeta ateş içer gibi içerdi bir bezmi işretin sureti güzeranına dikkat ettiğiniz var mıdır? Varsa görmüşsünüzdür ki bu meclislerde kafalar layıkıyla germ olduktan sonra erbabı daima birbirine ibraz ve temini muhabbete başlarlar. Şu hal bu gece Rakım'ın meclisinde dahi olmuş idiyse de Rakım ile Josefino'nun yek diğerine olan muhabbetleri zaten tasdik külfetinden azade ve canan ise Buhar mesdiden vareste olduğundan Yalnız Josefino, Canan hakkında olan muhabbetini bir türlü anlatıp tüketemezdi. Velhasıl yemek vakti geldi. Yine bu salonda sofra kuruldu. Mahazarı Kamil'den masa üzerinde cem ederek sofraya cümlece oturdular. <laughs> Dadı Kalfa, hanelerinde böyle bir cemiyetinin ikadından pek ziyade memnun olur idiyse de yalnız arada işret bulunması biraz canını sıkardı. Lakin hiç gözü gibi sevdiği oğlu, efendisi, beyi, paşası yani rakımı kendisinin bu ademi hoşnudisinden haberdar eder mi? Tadı kalfa zaten büyücek yerlerde ziyafetler savunmuş bir kadın olduğundan pişirmiş olduğu lezzet yemekler Josefino'nun nazarı rağbetine masar olmuştular. Kemali iştiha ile yenildi. İçildi. Badet taam canan kahveyi dahi sofraya getirmekle kahveler dahi orada içildi. Nihayet bir saat kadar zaman dahi sofra başında tek tük yemiş yemek ve dereden tepeden söyleşmek meşguliyetleriyle geçiştirilip Badehu Josefino kendisi için hazırlanmış olan rakımın yatağına ve rakım dahi dadısının odasında serilmiş olan yatağa gitti. Elbette Canan dahi kendi odasına gitmiştir. İşte burası musaddak değil. Vay ne oldu? İşte şu oldu. Canan, Josefino'yu soyundurup yatağına yatırıncaya kadar yanından ayrılmayacağı derker değil midir ya? Josefino hal ve tavrında olan yani rakım ile macerayı sabıkından kat nazar edilecek olduğu halde Canan'ı dahi canı gibi seven bir karı. Böyle bir hengamda ondan bin şey sormadan rahat edebilir mi? Binaenaleyh hem soyunur hem de kızla mücavebe ederdi. Josefino kız Canan. Canan efendim. Josefino sen efendiyi de böyle soyundurursun değil mi? Canan efendim değil mi? Elbet soyunduracağım. Josefino bari uslu uslu soyunur mu? Canan a çocuk mu ki uslu uslu soyunmasın? Josefino onlar çocuktan beterdir. Çocuklar soyunurken ter ter tepinir. Böyle bıyıklı çocuklar dahi insanın boynuna sarılır. Canan hicabla aman ustacığım söylediğin şu lakırdıya bak. Josefino ne söylüyorum? Ayıp bir şey mi söylüyorum? Canan ayıp ya. Josefino vay demek oluyor ki mutlaka uslusu soyunmuyor. Soyunsa sen bu lakırdıda hiçbir ayıp görmezdin. Canan canım ustacığım bana öyle lakırdılar söyleme. Josefino aa deli kız ne utanıyorsun? O senin efendin değil mi? Ayıp mı zannediyorsun? Siz ikiniz de gençsiniz, güzelsiniz. Eğer uslu uslu soyunmuş olsa, o zaman ayıp sayılır. Canan hayır, bizim efendi pek usludur, mahcuptur. Josefino de bakayım, beni aldatabilir misin? Sanki benim haberim yoktur. Vah çocuk vah. El, ev, efendi bana hepsini söyledi. O benden hiçbir sırrını saklamaz. Geçen gece ne kadar ağlamışsınız?